5 Dakika Adalet'ten herkese merhaba. İyi bir hafta sonları diliyorum. Bu haftanın yargı, adalet, insan hakları gündemine baktığımızda özellikle iki başlık üzerinde durmak gerekiyor. Bir tanesi Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların, ki ÇHAD aslında KHK ile kapatılmıştı, yargılandığı İstanbul'daki karara bağlanan dava. Davada başta ÇHAD Başkanı Selçuk Kozaçlı olmak üzere 18 avukat, en alt sınırı 11 yıl olan ağır cezalara mahkum oldular. Dava en başından beri aslında garipsenmişti. Çünkü Selçuk Kozaağaçlı ve diğer avukatların büyük bölümü aslında 2012'de benzer suçlamalarla tutuklandı ve yargı karşısına çıktı. Bu suçlamalar yine ÇHAD'nin bir örgütle ilişkili olduğu, işte hatta Kozaağaçlı'nın örgüt hiyerarşisi içinde bulunduğu gibi ağır iddialar içeriyordu. Ancak o dava hem beraatle sonuçlandı hem Kozaağaçlı tahliye oldu. Avukatlığa devam etti, sabit adresinde normal faaliyetlerini sürdürdü. Ancak Nuriye Gülmenler'in kamudan ihraç edilen akademisyen ve Semih Özakça, açlık grevi eylemleri sırasında Kozaağaçlı ve avukatlar yeniden tutuklandı ve aslında öncekine çok benzer bir yargılama süreci sürdürüldü. Bir farkı vardı aslında, bu yargılama süreci giderek ağırlaştı. Yani duruşmalara getirilmeme, uzaktan ifade vermeye zorlama, savunma hakkının kısıtlanması gibi ÇHAD ile avukatların ciddi iddiaları vardı ve duruşmaya çıkıp kendilerini savunana kadar açlık grevi eylemi yapacaklarını söylediler. Son karar duruşmasına da açlık grevi eylemleri sürerken çıktılar. Dosyada özellikle tartışılacak gizli tanık ifadeleri mevcut. Bir tanesi, ki ifadeleri aslında suçlamaların önemli bir bölümünü oluşturuyor, 150'ye yakın davada gizli tanıklık yaptığını söyleyen, bu davada verdiği ifadeyi anımsamadığını belirten bir gizli tanık. 2012'ye dönersek aslında benzer bir gizli tanık ifadesi vardı dosyada yine ve o gizli tanıklardan bir tanesinin koruma kararını emniyet başka bir yere tanıklık yaptığı gerekçesiyle kaldırtmıştı ve o tanığın beyanları o günden sonra güvenilmez bulunarak dosyaya girmişti. Beraat kararında da etkili olmuştu. ÇHAD'li avukatlar şimdi temize gidecekler. Sanıklardan en az ceza alanı 7 yıl aldı. Birçoğu 11 yılın üzerinde cezalar aldı. Ve maalesef tutukluluk halleri de devam ediyor. Bir diğer başlık, önemli başlık, Selahattin Demirtaş davası. Bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın başvurusu sonunda Türkiye'yi ağır biçimde aslında mahkum etmişti ve tahliyesinin gerektiğine karar vermişti. Tabii bir biçimde siyasetçilerin de açıklamasının hemen ardından Demirtaş'la ilgili bir başka dosyasından hüküm kuruldu. O sırada tutukluluk hali mahkeme tarafından ahim kararı acaba tahliyeyi gerektiriyor mu gibi garip bir gerekçeyle devam ettirildi. Ve Demirtaş hükümlü hale gelerek cezaevinde kaldı. Ana dosyadan da tutukluluk hali devam etti. Bu karardaki önemli yön, Türkiye'nin ilk kez sözleşmenin işte siyasi nedenlerle, siyasi baskı nedeniyle tutuklulukla ilgili maddesinden mahkum olmasıydı. Demirtaş bununla yetinmedi. Temiz hakkını, itiraz hakkını kullandı. Türkiye'de aleyhinde çıkan kararı itiraz etti ve ahim bu hafta bu davayı Büyük Genel Kurulu'nda görüşme kararı aldı. Fakat orada da bir gariplik gördük. Adalet Bakanlığı bu kararı açıklarken sadece Demirtaş'ın başvurusu kabul edilmemiş ve sadece Türkiye haklı bulunmuş gibi bir açıklama yaptı. Oysa ki Demirtaş'ın başvurusu da ahim tarafından kabul edildi ve dava sonunda Türkiye hakkında daha ağır bir karar çıkma ihtimali de var. Türkiye'nin başvurusunun kabul edilme ihtimali de var. Bu yıl içerisinde davanın bitmesini bekliyoruz. Akademisyen yargılamaları bildiğimiz gibi gene cezalarla devam etti. Fikret Başkaya gibi bilim insanları ilk kez mahkemeye bu hafta çıktı. Yargılandıkları davadan bu haftayı da maalesef birçok gündemle konuşamadığımız birçok başlıkla bitiriyoruz. Umarım önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki haftalar bundan çok daha iyi olur. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum tekrar.